Evet sevgili izleyiciler, bir Kayseri gündemi programı ile karşınızdayız. Bugün çok değerli bir hocam konuğumuz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekim Yardımcısı Profesör Doktor Murat Borlu ile birlikteyiz. Bugün Erciyes Üniversitesi hastanelerinden konuşacağız. Programımız bir bölümde biteceği zaman programımızın yarısından sonra da kendisinin uzmanlığı olan dermatoloji ana bilim dalı öğretim üyesi aynı zamanda kış faktörünü konuşacağız, deri hastalıklarını konuşacağız. Zamanımız kaldığı sürece hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim tanıtımınız için de. Evet hocam, Erciyes Üniversitesi'nde birçok haberi yapmaya geldik özellikle. Onları vücudundaki insanların benleri ile ilgili haberleri Evet. falan da yaptık. Deri hastalıkları ile ilgili yaptık ama siz branşınızın dışında da Erciyes Yöneticilik Üniversitesi yapıyorum, evet. Hastanesinde de yöneticilik Evet. yapıyorsunuz. Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nin bünyesinde neler yapılıyor hocam? Buyurun. Şimdi Erciyes Üniversitesi hastaneleri bildiğiniz gibi çeşitli bloklardan oluşsa da tek bir merkezden yönetilen tek bir hastane aslında bakarsanız Tıp Fakültesi Hastanesi. Tek bir birim olarak bakıyoruz sonuçta. Ama özelleşmiş hastaneler var biliyorsunuz. Kalp Hastanesi, Böbrek ve Organ Nakli Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Onkoloji, Kemik İliği Hastanesi gibi branşlaşmış hastaneler var. Ama tek bir bütün olarak biz başhekimlik düzeyinde yönetmeye çalışıyoruz. Hastaneler yönetiminde ben 6-7 yıl oldu işte başhekim yardımcılığına başlayalı. Ama sadece yönetim gözünden bakan bir insan değilim. Şöyle anlatayım, ben Kayserliyim. Yani ilk muayenelerimden çocuk yaşta diyelim Erciyes Üniversitesi'nde o zaman bu ek bina falan olmadan önce, büyük Evet. bina olmadan önce olmuş bir insanım. Öğrenciliğim burada geçti. Asistanlığımı burada tamamladım. Kayserili olduğum için birçok yakınım, arkadaşım dolayısıyla hasta yakın olarak da gözlemleme durumum oldu. Ve bu işe soyunurken işte birçok görevimde oldukça yoğundur yani hastanede ki bu işleri tabii severek yapıyorum. Severek yapmamın en büyük sebeplerinden biri de yaptığımız iyi işlerin bir şekilde bize döndüğünü görüyoruz. Biz olmasak da kişisel ben olmasam da işte yakınlarımıza, Evet. arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, sizlere, bizlere, hepimize faydası oluyor. Tabii Kayseri'de bu biz anlayışının olması çok önemli. Bildiğiniz gibi herkes bundan uğraşıyor. Yani Kayseri'de iyi olan bir şeyin herkese faydası dokunur. Bu iyi bir anlayış. Biz de bunun içindeyiz. Neden diyor derseniz biliyorsunuz Kayseri'de hastanenin işte bir ek bina yapılacağı zaman bir özel hastane o gibi işlevsel bir branşlaşmış hastane yapılacağı zaman bu konuda bildiğiniz gibi hayırseverler ön Mutlaka ayak yardımcı oldu mu oluyor. yardımcı oldu. Hatta biliyorsunuz artık hizmet hastaneyi bırakın. Şimdi bir annevi projesi var bildiğiniz Evet. gibi. Bu annevi projesinde sadece biliyorsunuz çocuk hastanesi çok büyük bir hastane ve Kayseri'den dışındaki insanlara daha çok hizmet veriyor bir açıdan. Çünkü biraz Evet. daha çözüm bulamayan, yoğun, ağır, problemli hastalar buraya yönlendirildiği için hastaların yarından fazlası Kayseri dışından geliyor. Tabii anneler çocuklarını işte özellikle küçük bebeklerle hizmetleri var. Fakat her zaman yanında bulunacak durumda olmuyor hastalar. Yoğun bakımda oluyor bebekler. Bu durumda annenin sefil olduğunu görüyorsunuz. Evet. Çünkü hastaneler hiçbir zaman hasta yakınıyla birlikte hani uygun hastalar için olabilir. Refakatçi pozisyon olur ama bir yoğun bakımda kalan hasta için, bir sıkıntılı hasta için bu kolay değildir. Onun için bir annevi projesi düşündük. Hani orada insanların rahatsız olduğunu ve bir çözüm sunulması gerektiğini düşünmüştük. Böyle bir proje ortaya koyunca da hayırsever yardımıyla bu yapılıyor. Yani inşallah açılışında zaten sizler haber yaparsınız. Bitmek üzere projede. Evet, en son Yine, geçen hafta gittim gördüm evet, hocam. gayet Daha hızlı bir ince şekilde işleri yapılıyor. Evet, diyelim, tabii var. daha Çok işi var detaylı. ama hani hızlı ilerleyen bir proje. Herhalde 28 öyle bir civarda herhalde anneye hizmet Yeterli edecek, olacak yeterli bence. olacak değil mi? Yani amacına uygun, güzel bir kullanımı olursa bence yeterli olacaktır. Fazlasını
Evet hocam, o hastanenin daha doğrusu çocuk hastanesini ya da onkoloji hastanesi diyelim. Oradaki hastanenin tam karşısında da Evet. otoparklarda da aslında bazı vatandaşlarımız haliyle bu işin Tabii. psikolojik boyutu çok kötü. Yani anne kemoterapi gören çocuğunun yanında durduğu zaman mutlaka baba ya işe Öyle, gidip öyle. hayatını idame ettirmek zorunda ya da orada araçlarda kalıyor. İnşallah o Muhakkak. görüntüler de bu anne evinden sonra da herhalde biraz olsun kalkar. Şimdi bitireceğini söyleyemem ama Evet. mutlaka çok azaltacaktır. En Tamam. azından muhakkak gerekli olan yerlerde sıkıntılı olan pozisyonları azaltacaktır. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bazı verileri söylemek lazım. Çünkü biz tabii ki iyileştirme istemiyoruz. Yani bunları nasıl iyileştirebiliriz hep düşünüyoruz. Fakat bazı verileri ortaya koymak lazım. Şimdi bakın Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine ortalama günde 3000 hasta geliyor. Ayaktan hasta. Şimdi bu 3000 hastanın yanında 1500'ü yaklaşık Kayseri dışından geliyor. Ve bunlar tek başlarına gelmiyorlar, bir yakınlarıyla geliyorlar. Ayrıca 1300 kişi ortalama yatıyor. Bunların 250'si yoğun bakım hastası. Evet. Tahmin edersiniz ki özellikle ilk günlerde yoğun bakımda hasta yatarken sadece bir kişi değil en az beşer kişi refakat eder yanında bulunur. Öyle baktığınız zaman hani 1500 kişinin yakını 2 kişiden 3000 kişi o. 3000 kişi aldı. Yani 9-10 bin kişi oraya Yığılıyor, giriyor geliyor. ve çıkıyor. Şöyle bir 4000-5000 personel de düşünürseniz yani neredeyse ortalama bir ilçe hastanenin içine giriyor günlük Bir ve çıkıyor. çıkıyor. Şimdi böyle bir durumda tabii ki bir takım yoğunluklar, bir takım işte sıkıntılar olabiliyor. Evet. Fakat bunların tabii ki yığılan sıkıntıları çözmek için biz devamlı olarak hasta memnuniyet anketleri yapıyoruz yatan hastalarda ve bunu bağımsız olması için de taburcu bazında yani hasta yatarken yönlendirmemek için taburcu olduktan sonra bunları yapıyoruz. Poliklinikte anketler yapıyoruz. Genel sıkıntılar ne? Yani bir kişinin özel problemini çözmek hastaneyi çok ileri götürmez tahmin Evet. edersiniz ki. Ama genelde insanların olan problemlerini yönetmek ve onları düzeltmek genel memnuniyeti oldukça artırır. Biz hep bu projelerle baktık. Tabii ki sıkıntı yaşayan insanlar vardır. Memnun olmayan insanlar da vardır. Ama biz genel memnuniyetsiz. Örneğin kan alma konusunda bir problem vardı. Tetkikleri, hastane çok karışık deniyordu. Biz ne yaptık düşünürseniz bu kan alma problemini bitirdik. Kağıt Evet. problemini bitirdik. Sonuç alma verme karışıklık problemini bitirdik. Neden? Biliyorsunuz hastanede artık Film aynı çekildiği yerden zaman tabii hekime tabii. evvelden elden götürülürdü. Direkt Şimdi siz hekimin gidiyorsunuz bilgisayarında. muayene olacağınız yere randevunuz varsa ve sıra almışsınız yani o problem dedik çünkü çok yoğun talep var biliyorsunuz. Evet. Oradan size bir kağıt veriliyor. Tetkik istendiği zaman sadece oraya işaretleniyor. Şuraya gideceksiniz. Oranın da krokisi var. Yani film çektireceğiniz yer, ultrason, işte parazitoloji, laboratuvar, kan verme hepsi işaretli. Oraya bakıyorsunuz o resmin üzerinde gidiyorsunuz sadece tahlili veriyorsunuz. Sonra da sonuç ne zaman göstereceksiniz? İlk başvurduğunuz yerde bütün işleminiz orada. Raporunuz, reçeteniz, sonucunuz hepsi orada halloluyor. Evet. Dolayısıyla karışık olması tabii ki büyük mekanlar karışıktır aynı zamanda. Mutlaka. Büyük ve karışık mekanların olmasının sıkıntısını azaltmaya çalışıyoruz. Yani lokal olarak o bölgede çözmeye çalışıyoruz bütün problemleri. Ama Erciyes Üniversitesi'nin başarısı da şu: Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray dahil bunun içerisine. Buradan çok değişik hastaların geldiğini, onlarla biz röportaj Kesinlikle. yapıyoruz. Yani Kayseri'nin içerisinde bu kadar özel hastane, bu kadar yani devlet hastanesi olması, özel hastanelerin olmasının yanı sıra Erciyes Üniversitesi'nin üniversite hastanesi olması sebebiyle bir güvenilirliği var, bir de tercih edilmesi var. Muhakkak. Buradaki hocaların kalite düzeyinin yüksek olduğundan dolayı ondan dolayı bir yığılma var. Ama Erciyes Üniversitesi, hocam siz de içindesiniz. Gittikçe başarı grafiği herhalde gittikçe yukarıya çıkıyor, yeni bölümler açılıyor, yeni binalar açılıyor. Evet. Hayırseverler elinizi güçlendiriyor. Genkök hücre merkezimiz var. Yani Tabii. diyebileceğim yeni veterinerlik fakültesi, 2012 yılında yapılan veterinerlik fakültesinin oraya geçmesi, yani hem tabiatı hem doğayı hem hayvanları ve insanları da koruyabilecek, kollayabilecek, gözetebilecek, hastalıklarına çözüm arayabilecek bir yer oldu herhalde hocam.
Şimdi biz öyle olması için uğraşıyoruz. Takdir hizmet alanların, bu konuyu irdeleyenlerin ve bu konuda verileri toparlayanların, ki biliyorsunuz üniversite hastanemiz araştırma ve bilimsel yayın açısından da hani Türkiye'de iyi bir durumda ve son yıllarda özellikle Genkök, işte nanoteknoloji gibi hani Türkiye'de muadilinin bile bulunmadığı bazı bir bilime yönelik merkezlerin açılması ve kaliteli merkezlerin açılması, ki aşı merkezi var biliyorsunuz, yani evet, aşı geliştirme merkezi, bunlar çok önemli. Çünkü aslında baktığınız zaman ülkemizde sadece sağlık sektöründe değil birçok branşta sıkıntılı olan bir durum var. Bizde çok paylaşımcılık yok. Yani baktığınız zaman ticarette belli merkezde, sporda belli merkezde, sanatta belli merkezde, sanayide belli merkezde, denizcilik de aynı merkezde, sağlık da aynı merkeze gidiyor. Şimdi hatta eğitim de aynı merkeze gidiyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani baktığınız zaman bugün gelişmiş ülkelerde bir takım işte sanayi belli bir alana, turizmi belli bir alana, işte görebiliyorsunuz işte sizin sektörünüzde hani hani her yerin her şeyin merkezi Amerika'da belki biraz New York'tur ama hani işte film sektörü örneğin oradan biraz uzaktır, evet, bildiğiniz gibi. Öyle yerleşilir. Neden? Çünkü her şey yığılmasın diye. Yani mantık, bunun bir sebebi vardır. Bizde bu yığılma olduğu zaman bu sefer de hani merkez ve perifer gibi bakılmaya başlıyor. Evet. Ve periferden de sadece orayı idare etmesi bekleniyor. Biz buna isyan ediyoruz. Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri, yönetimi olarak diyoruz ki biz Türkiye'de bir takım konularda öncü olacağız. Yarışacağız, geçmeye çalışacağız, geçeceğiz ve merkezi, yani Ankara, İstanbul'da olmamamıza rağmen Türkiye'de belli bir alanda, hizmet sektöründe tabii bunun değerlendirmesi farklı ama bilimsel açıdan, diğer açılardan önce olmaya belli konularda çalışacağız veyahut Türkiye'de hatırı sayılır bir bilim merkezi olmaya, hizmet merkezi olmaya çalışacağız. Bunu ne kadar başarırız? Bunu insanlarımızın takdirine borçluyuz. Ama hedefimiz bu. Yani evet, vizyonumuz bu ölçüde. Hani Kayseri ve çevresine yeterli olmak değil, Türkiye'de ve hatta dünyada belli bir yeri olan bir üniversite olmak. Dünya standartlarını uygulamak. Yani Türkiye standartlarına uyuyoruz. Onları yapmaya çalışıyoruz. Hatta çoğu zaman standardın, ben aynı zamanda kalite yönetim müdürüyüm. Onunla ilgili çalışıyoruz işte. Neler getirebiliriz, neleri ölçebiliriz, evet, neleri yapabiliriz. Geçen hafta işte bir TSE kontrolümüz vardı örneğin. Çok güzel bir denetim oldu. Arkadaşlarla çok uzun yıllardır zaten beraber çalışıyoruz ve hani çok memnun kaldıkları bir denetim oldu ve birçok uygulamayı da, hatta patentini alın işte bunlar da hani bu tür işte satın alma prosedürü gibi, işte depo prosedürlerimiz gibi bir takım ilk uygulanan prosedürlerimiz var. Bunlarda da önce olacağımızı düşünüyorum. Tabii öncülük sadece hastaya hizmet vermekte olmuyor veyahut tıbbi aletleri modernize etmekte olmuyor. Öncülük bazen böyle hani tıp dışı uygulamalarda da, bilgi işlem olsun örneğin, başka şeyler olsun, buralarda da bilimsel bilgiyi kullandığınız zaman önce olabiliyorsunuz. Örneğin bir şey söyleyeyim. Hastanede bizim bir şöyle söyleyelim, hani bir felaket kurtarma merkezi yaptık bilgi işlemle. Hani Allah korusun hastanede bir deprem, yangın, bir şey oldu. Bilgi işlem merkezi lav oldu. Hemen başka bir yerde yedek bir sistemin çalışacağı bir kurtarma merkezi, yani hizmetin devam etmesi amacıyla. Adı hocam felaket kurtarma merkezi. Kurtarma merkezi. Şimdi evet, geçen hafta öğrendim ki Kayseri'deki çok hani büyük bir şirket, evet, gelip orada hani model almak için, hani nasıl yapılmış diye görmek için gelmişler, gezmişler. Yani bu konuda bile öncülük bulunabiliyoruz. Evet. Tabii bunun için de bilgi birikimi lazım, yatırım lazım, bunları öngörebilmek lazım. Hani bazen hep örnekler verilir ya, işte ilk büyük cadde açıldığında bir şehre, hani hep aynı, her şehirde söylenir bu. Hani uçak mı indirilecek ama sonra bakılır ki orası en küçük cadde. Bu
Ahmetli Osman Kavuncu'ya yani, evet, Kayseri için söylenir. Ben başka şehirlerde de duydum da bu acaba her şehirde geçerli bir efsane midir? Merak ediyorum gerçekten. Keşke rahmetli Osman Kavuncu orayı iki kat büyüklüğünde yapmış olsaydı. Keşke, değil mi? Ki, keşke daha şeyler söyleselerdi. Ama şu an bile hizmete hala o dönemden bu döneme gelen bir hizmet var. Tabii yani işte bu ileriyi görmek, vizyon sahibi olmanın getirisi. Çok uzun yıllar insana hizmet etmiş oluyorsunuz. Yani uzun yıllar bütün insanlara hizmet ediyorsunuz. Kayseri'de büyük bir yolun açılması, yıllarca problemin olmamasına, birçok insanın rahat gidip gelmesine büyük bir kamu hizmeti. Bu açıdan ben değerli görüyorum. Bizim üniversitemizde kamu hastanesi, kamu hizmeti veriyor. Hem özel sektöre veriyor. Bak, ben bunu açıkça söyleyeyim. Kayseri bir sağlık merkezi olma yoluna gidiyor. Bugün ben Interland'ı 7 milyon civarında görüyorum yani hizmet verdiği. Bizim üniversite içinde. Bilimsel veriler bunu gösteriyor bize. 7 milyonluk bir şehir olduğumuzu düşünün diyorum yani ben Kayseri Erciyes Üniversitesi olarak. Çünkü çevre illerle, ilçelerle beraber buna tekabül ediyor. Kayseri sağlık merkezi oldu. Burada sadece üniversitede, özel hastaneler de bu merkez olma pozisyonunda. Bunun en büyük, tabii ben üniversite personeli olduğum için biraz bencillikçe yorum yapabilirim belki ama ben diyorum ki bir problem çıktığında güveneceğiniz bir yerin olması burada rahat sağlık sektöründe teşebbüsleri etti insanları. Yani düşünün, özel hastanelerde çok sıkıntılı durumlarda her zaman üniversiteye başvurdular, yardım aldılar. Bu da onların gelişmesine büyük katkı sağladı. Şimdi de insanlar üniversitede sıra bulamasa da bir şekilde Kayseri'de bir şekilde işimizi hallederiz diye atlayıp Kayseri'ye geliyorlar. Ben öyle görüyorum. Ben bunu, sizin söylediklerinizi şöyle destekliyorum. Haliyle özel hastanelerde de haber yapma adına biz mutlaka gidiyoruz. Mesela bir hastaneye gittiğimde çocuk yoğun bakımı ile ilgili birimden biz de haberi yaparken 2-3 tane yeni doğmuş işte 3 günlük 4 günlük prematüre bebeklerin gözüyle ilgili sorunlarının ya da vücudundaki bir sorunları ile ilgili Erciyes Üniversitesi'ne sevki sağlanıyor. Ya da bir başka yere gittiğimiz zaman bir de biz Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastaneye gidildiği zaman eğer oradan sonuç alınamazsa, biraz önce kuliste de konuştuk. Diyoruz ki orada devam eden hastane süreci bittikten sonra eğer tedaviye sonuç alınmadıysa Kayseri'ye gidilebilecek bir yer varsa o da Erciyes Üniversitesi Hastanesi diyoruz. Yani böyle bir güvenilirlik sağlamak da hastane için, üniversite hastanesinin çok önemli. Çünkü bazı üniversite hastaneleri, Kayseri'nin dışındaki bazı üniversite hastanelerinde değişik skandallar, değişik problemleri gün yüzüne çıktığı şimdi, için Erciyes Üniversitesi o manada biraz daha güvenilir, değil mi hocam? Tabii ki ben öyle düşünüyorum. Evet. Ama şu var, yani bir problemin olması, yanlışlığın olması, skandalın olup olmamasından ziyade bir de şöyle bakın. Hani mesela başka bir üniversite hastanesinde, başka bir hastanede problem yaşamış, başka bir özel veya kamu hastanesinin problemli hastası hiç umurlarında değildir. Yani üstlenmezler, öyle bir sıkıntıda bulunmazlar. Yani bugün X şehrinde diyelim 3 tane üniversite hastanesi de olabilir. Bir özel veya kamu hastanesinde problemli yaşanmış bir hastayı oraya hani götürdüğünüzde yani çok hani niye buraya geldi gibi bir anlayışta olur. Hatta şunu söyleyeyim, birçok tıp fakültesinin biliyorsunuz acil servisleri çok minimal düzeydedir. Neden? Çünkü işte başka kamu hastaneleri, devlet hastaneleri daha ön plandır. Ama bizim Erciyes Üniversitesi'ne bakın, acil servisinin nasıl çalıştığını çok yıllardır. Hiçbir hastayı geri çevirmeden çalıştığını biliyorsunuz. Her türlü hani ameliyatta olsun veya başka bir nedenle ağırlaşan bütün hastaların sorgusuz sualsiz bize geldiğini ve bizim de bunu hiç yatsımadan kabullendiğimizi görüyor. Yani biz ağır hastayı kabul eden bir merkez halinde olmuşuz şimdiye kadar. Bunun sıkıntıları getirisinden aslında daha fazla. Ama bu Kayseri'deki sağlık sektörünün gelişmesine büyük katkı yaptı. Belki üniversite nasıl diyelim çok problemli hastalarla çok uğraşarak enerjisini daha fazla hastaya sunabilecekken daha az hastaya yoğunlaşmak zorunda kaldı. Ama sonuçta sıkıntılı hastalar, bunların da çözümlenmesi lazım. Belki hani şöyle diyelim, işletme mantığına göre zararlı oldu bizim için. Hani bu açıdan. Ama baktığınız zaman bu hastaların başka gidecek yerleri yok. Hastalara faydası oldu. Sağlıkta çok büyük sıkıntıların olmasının önüne geçildi. Çünkü biliyorsunuz özellikle özel sektör hemen yürüyüp koşmaz. Yani biraz emekler, biraz tökezler, biraz sağa sola çarpar. Hani bu durumda
Eğer o hastalara bu tökezlemeler yansıtılırsa çok büyük skandallar da ortaya çıkabilirdi. Ama biz biliyoruz ki yani çok büyük problem olduğunda hasta için tabii biz hiçbir özel hastanenin hani iyi veya kötü olması bizi ilgilendirmiyor. Ama kötü olan durumda olan bir hastanın üniversite hastanesinde çözüm bulabilecekse elimizden geleni yapmak durumunda kaldık. Şimdiye kadar da yaptık. Ha, bu bize ekstra sorumluluklar getirdi. Haklısınız. O ekstra sorumluluklar bizim daha çok eleştirilmemize de belki neden de oluyor. Ama şu unutulmamalı. Hiçbir ilde Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin üstlendiği misyonu üstlenen üniversite hastanesi kolay kolay yok. Bulamazsınız. Evet. Yani her yerde başka hastaneler, başka kurumlar bu misyonu üstlenmiştir ama Kayseri'de der. Ha, biz bundan şikayetçi değiliz, memnunuz. Yani insanların teveccühünden memnunuz. Bizim en büyük sıkıntımız ben halkla ilişkiler birimine şikayetleri bizzat okuyorum, cevaplandırıyorum, yönlendiriyorum. Yani birebir hepsini bildiğim için söyleyeyim. Bizim en büyük şikayet konumuz sıra bulamamak. Yani geldik, şuradan geldik. Yani haklı şikayetleri söylüyorlar ama hani bir olumsuzluktan ziyade sıra bulamamak. En büyük sıkıntımız o. Teveccüh ediliyoruz. Talep çok fazla. Tabii biz arzı artırmak için sizin dediğiniz girişimlere bina gibi şeyler, yatırımlar, teknolojik gelişmelerle ilgili görüntüleme yöntemleri, birçok cihazla ilgili ve işi pratikleştirecek bilişsel faaliyetler, bilgi işlem faaliyetlerinin hepsini yapıyoruz ama şu var, talep, yani arzı artırmak için yani hizmet sayısını artırdığınız zaman bugün ortalama 3000 olan poliklinik hasta sayısını 5000'e 6000'e çıkarabilir misiniz? Çıkarabilirsiniz ama burada bir tek şunu düşünmeniz lazım. Kaliteyi de kaliteyi ne yapacaksınız? Evet. Şimdi şöyle, bize birçok arkadaşımız hasta danıştıkları zaman şey derler, işte şunlara gerek var mı yok mu? Ben şimdi bakın derim, açı şu. Hani baktığınız zaman literatüre veya bunun endekslerine şu yapılabilir, yapılmayabilir bu basamakta. Ama şimdi biz burada üniversite hastası, hasta buraya geldi. Buradan sonra gideceği yer var mı? Yok. O yüzden burada bütün sorulara cevap vermemiz lazım. Evet. Hani bazen de hastalar gelir. Ben çok basit bir şey için geldim, niye böyle tetkik ediyorsunuz? Belki evet haklı olabilirsiniz. Tetkik edilmeden de tedavi verilebilir bazen ama şimdi şöyle bir durum var. Hani birinci basamakta, ikinci basamakta veya bir özel hastanede tedavi verildi ilk basamakta uygulanan, çözüm bulamadı. Siz orayı eleştirmezsiniz. Baktınız bu durumum sıkıntılı, kronik. Üniversite hastaneye gidiyor. Üniversite hastanesine gideyim der diyebilirsiniz ama üniversite hastanesinden verildi bu cevap bulamadınız. Yani çok fazla alternatifiniz yok. O yüzden evet. O konumda biz son basamak, yani üçüncü basamak sağlıklı. Onun için biraz işiniz zor. Ya, Allah tabii, kolaylık versin. Yani bizim hata yapmamız daha az kabullenilebilir. Başka yerlerin hata yapmasından çok daha az kabulleniliyor. Ben bunu görüyorum. Ve doğrusu da bu zaten açıkçası. Evet. Yani biz bundan şikayetçi değiliz. Sayıyı artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bizim elimizde olmayan şeyler de var. Örneğin ben kendi kliniğim açısından söyleyeyim. Burada tabii hani eleştirisel bir şey mi bilmiyoruz ama bizim son yıllarda asistan sayımız yarıya yakın azalmış durumda. Şimdi asistan olmadan, personel olmadan hizmeti aynı sayıda tutmak için açıkçası hepimiz çabalıyoruz. Yani kimse diyemez ki işte şu saatte işte insanlar rahattı, boştu işte. Hiç yani devamlı çabalıyoruz arkadaşlarımız da, asistan arkadaşlarımız da, öğretim üyesi arkadaşlarımız da. Ancak mevcutu tutabiliyoruz. Çünkü yarıya indi. Bundan sonra yani biz yeterli asistan sayısına ulaşamazsak hizmet sayımızı artırmamız mümkün değil. Yani bizim haricimizde faktörlere de bağlı açıkçası bu hizmetin. Çünkü bildiğiniz gibi kadrolar, hemşire, doktor kadrosu bakanlık tarafından asistan kadrosu öngörülüyor. Biz iki dönemdir örneğin ben kendi birimim adına söyleyeyim asistan alamıyoruz. Yani asistan, uzman gönderiyoruz ama yerine koyamıyoruz. Yani 2-3 dönemdir bu böyle. Böyle olunca da sıkıntı oluyor. Yani şu, üzüldüğümüz şey şu. Gerçekten ben yani sabahın 6'sında otobüse binip 8'de 9'da burada gelip de sıra yok deyip bir insanı göndermekten gerçekten hani çok üzüntü rahatsız duyarım. Çok rahatsız oluyorum. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Yani gidiyorum zaten 20 hasta yani 20-30 hasta yığılmış. Onları ancak bitiriyorum zaten. Şimdi diğerlerini de alsam bu sefer o 20-30 hastaya düşünmem gereken, söylemem gereken şeylerden feragat etmem lazım.
Yani birer dakikada verim düşü, yani o zaman da hastalara gerçek hizmeti vermemiş olacağız. Onların haklarından ona transfer etmiş olacağız. Bunun tek çözümü personel sayısından. Biz iyi bir yatırım yaptık. Yani poliklinik sayımız arttı. İşte güzel modern bir poliklinik yaptırdık. İşte bu konuda yani elimizden geldiğince bizzat uğraşarak. Şu an tek eksiğimiz doktor sayısı. Hekimimiz olsa biz yani bu gerçekten hiç sıra vermeden herkese isterim yani ben şu o an hizmeti bir vereceksiniz. Yani tabii ki bunu istiyoruz açıkçası. Yani 3 poliklinikte hizmet versek bizim şu anki yığılmamızın, sıkıntılarımızın, şikayetlerimizin hiçbiri kalmayacak. Evet hocam, dermatoloji ana bilim dalı öğretim üyesisiniz. Evet. Aynı zamanda önceki programımızda, daha doğrusu haberleştirdiğimizdeki vücudumuzdaki benlerle ilgili bir Evet. Program vardı. Bir de hocam deri hastalıkları ya da deri kanseri de kışın dikkat etmemiz gereken neler var ve o vücudumuzdaki benler gerçekten yani tümör ya da uğur ya da nasıl deniyorsa tıbbi terimiyle Evet. ilgili, bununla ilgili de bu problemler var diye düşünüyorum. Evet. Deri kanserinin, daha doğrusu kış mevsimine girdik. Kışın insanlar neler yapacak? Vücudundaki bu hastalıklar varsa ya da kışın nasıl korunacak? Şimdi aslına bakarsanız kış için deri kanserlerinin en büyük tetikleyicisi, etkeni ultraviyole, yani güneş ışığıdır. Ve güneş ışıkları biliyorsunuz kışın daha az olduğu için yaz aylarına göre bu açıdan biraz nasıl diyelim avantajlı bir mevsimdir. Fakat şöyle de bir durum var. Biliyorsunuz biz kayak merkezimiz var Erciyes ve karlı bir iklimde yaşarız. Kar olduğu zaman insanlarda güneş yanığı da dahil tüm ultraviyolenin etkileri görülebilir. Bunu birçok insan tecrübe etmiştir. Dağa çıkar kayak yapar yüzünün yandığını görür. Çünkü bunda şöyle bir durum var. Gelen ışık bir de kardan yansıyan ışık beyaz olduğu için tamamen yansıdığı için daha fazla bir ultraviyoleye maruziyet oluşuyor. O nedenle bu durumda bazen bu kayak için karlı işte alanlarda spor veya başka türlü şeyler yaparken güneşten korunma çeşitli yöntemle bu işte geniş gözlükler, güneş koruyucular olabilir. Nasıl tercih edilirse şapkalar bunlarla korumakta fayda var. Çünkü bu bazen akla gelmiyor. Hani güneş kışın zaten zor bulunan bir şey. Hani elde etmişken faydalanalım. Tabii ki faydalanalım. Ama kısa süreli ve daha açık mümkünse bölgeleri bulundurup çok fazla güneşte kalacaksak güneşten korunmayı öğrenelim. Çünkü D vitamini sentezi için yaklaşık şöyle kısa süreli bir güneşlenme normalde yeter. Eğer özellikle de vücudunuzun belli bir bölgesi açıktaysa 8-10 dakika bile yetebilir. Yani güneş altında yeter ki böyle üstünüz açık olsun. Onun için saatlerce güneşlenmeye gerek yok. Kışın tabii zor olduğu için bu tür güneş alınabilir ama uzun saatler boyunca güneş altında kalmanın D vitamini sentezine ekstra bir katkısı yok. Aynı zamanda kar etkisiyle ultraviyole dozajı arttığı için hem güneş yanıkları hem de ultraviyolenin toplam dozuna bağlı kanserler artıyor. Bunu niçin söylüyorum? Bizim melanom dediğimiz en öldürücü kanserlerden biri olan ve en öldürücü deri kanseri olan hastalık kümülatif dediğimiz yani toplam ultraviyoleden ziyade bu kısa süreli aşırı maruziyetlerden yani güneş yanıklarından daha fazla oluşuyor. Diğer işte bu daha çok yaşlı insanlarda gördüğümüz BCC, SCC kısaltmasıyla söylediğimiz deri kanserleri ise toplam oldu yani yıllar içinde yüzümüzde işte başka yerimize uygulanan güneş ışığı dozuyla oluşuyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Kışın problemi şu olabilir. Isınırken insanlarımız çeşitli şeyler kullanıyorlar bildiğiniz gibi. Bunların bazıları işte cilde yakın ısıtıcılar oluyor. Bunlar cilde yakın ısıtıcılar aşırı maruziyetli bazen hissiyat kaybı da olan insanlarda termal yanıklara yani sıcağa bağlı yanıklara neden oluyor. O da bu squamous hücreli karsinom dediğimiz SCC kısaltmasıyla tanımladığımız deri kanserine neden olabiliyor. Yani kış değil ama kışın kullanmak zorunda kaldığımız ısıtıcılar diyelim. Onlar bu tür bir sıkıntıya neden olabilirler. O konuda dikkatli olmak lazım. Yeri gelmişken bu yanıklarla yani termal yanıkla ilgili son zamanların popüler bir yanık hem deri hastalığına
Hem de tabii ki yanağa bağlı deri kanserini artıran şeylerden biri de dizüstü bilgisayar yanıkları. Biliyorsunuz bazıları çok ısınıyor bu. Yani bütün dünyada böyle bir olgu var. Diz üstünde çok uzun süre sıcak şekilde tutulan bilgisayarlar, bu diz üstü bilgisayarları çeşitli sıcakla tetiklenen deri hastalıklarına ve hatta hafif yanıklara ve bu tür hastalıklara neden olduğu gösterilmiş. Tabii direkt kanser oluşturduğu henüz gösterilmemiş ama bunlar için uzun yıllar gerekiyor tabii ki. O olabilir. Ama deri hastalıklarını oluşturuyor. Tabii, deri hastalıklarını oluşturuyor. Sıcağa bağlı deri hastalıklarını, bu bizim eritema abigine dediğimiz böyle bir kırmızı lekelenme yapan sıcağa bağlı böyle örümcek ağına benzer kızarıklıklar yapan bir hastalık var. Bunun bazısı soğuktan bazısı sıcaktan oldu. Bu sıcaktan neden olana bu dizüstü bilgisayarların neden olduğu gösterildi. Şu an görüyoruz ama henüz tabii ki bu kansere yatkınlık oluşturur mu? Oluşturabilir. Çünkü uzun süre sıcağa maruz kalmanın Yani göstergesidir. kullanım yeri dizlerimizin üzeri değil, adı üstünde masalar Olmaması lazım, olmaması evet. gerekir. Çok Yani dikkat etmek evet, gerekir yani orada. o ısınıyorsa bu, hani uzun süre dizi sıcak yakacak şekilde bekleterek işlem yapmamamız lazım. Bu gençlerde çok fazla görülen bir durum olmuş. Bütün dünyada da görülüyor. O zaman bilgisayar Enteresan. bağımlılığından kaynaklanıyor herhalde artık. O hayatımızın vazgeçilmezi Tabii. oldu. İnternet kesildiği zaman internet ağını sağlayıcı firma ile ben röportaj yaptığımda bugünü atlattım ya daha da ölmem dedi. Yani o kadar çok yoğun baskılar işte o internet Tabii arızası tabii böyle bir çağa doğru. geldik aslında. Şimdi şöyle, hani bundan yıllar önce cep telefonu biliyorsunuz, hani gerekli mi gereksiz mi diyorduk. Şimdi onsuz bir yaşam söz konusu gibi bile değil gibi düşünüyoruz. Ama teknolojik gelişmeler de yeni hastalıkları getiriyor. Mesela cep telefonu dermatiti oluşuyor kulakta, Evet. işte Cep örneğin telefonu evet de kulakta böyle oluşuyor işte. uzun süre tuttuğu için herhalde. Mouse dermatiti diyoruz. Genellikle kullanılan elin birinci, ikinci parmağında böyle bir egzama benzeri görüntüler oluyor. Yani teknoloji de bazen böyle bir takım yeni hastalıkları görmemizi veya oluşmasına neden olabiliyor. Bunlar da sonuçta hani akla gelmezse zor teşhis ediliyor. Çünkü bakın biri geliyor size, birinci, ikinci parmağın niye öbürlerinde yok? Alerjik desek niye öbürleri alerjik değil? Sırf bu iki parmağıyla niye böyle oluyor? Hani sinirsel egzama mıdır, başka bir şey midir? Uğraşıp durursunuz, tedavi edersiniz, oluşmasını engellersiniz. Halbuki mouse'a karşı bir alerjidir. Mouse'un işte materyali farklı olan başka bir şeyle değiştirince olay tamamen biter gider. Yoksa aylarca, yıllarca kişi aynı şeyden muzdarip olabilir. Burada Basit bir şey. hocam çevre kirliliği, Evet. meslek ve küresel iklim değişikliklerinin deri üzerindeki etkileri sizce nedir? Şimdi olaya şöyle bakalım. Bir genel etkiler var. Bildiğiniz gibi bu çevresel en büyük sorunlarımızdan biri işte ozon tabakasının kaybolmasıyla birlikte ultraviyolenin özellikle ultraviyole C dediğimiz çok kanser yapan bir güneş ışığı dalga boyu var. Bu normalde ozon tarafından emilen bir ışın dalga boyu. Biz bunu kaybettiğimiz zaman yani çevresel kirlenmeyle birlikte bu kanser yapıcı dalga boylarına daha fazla maruz kalıyor. İşin birinci boyutu bu. İkincisi kimyasal maddeler arttıkça kimyasal maddelerin tetiklediği deri hastalıkları, deri kanserleri, egzama çeşidi hastalıklar çoğalıyor. Kesinlikle bunu görüyoruz. Ben yıllar önce bir röportaj yapmıştım bir basın mensubuyla. O da hani biraz değiştirerek olayı zenginlik insanı alerjik yapıyor gibi bir başlık kullanmıştı. Bir açıdan doğru, ben çok eleştirmiyorum ama şunu söylemek istemiştik. Yani teknoloji ve sanayi geliştikçe toplumların sosyoekonomik seviyesi arttıkça enfeksiyon hastalıkları, mikrobik hastalıklar azalıyor fakat alerjik, egzama türü hastalıklar çoğalıyor. Yani zenginleştikçe biraz daha alerjik oluyor. Bir açıdan doğru, Doğru. çok yanlış değil. Ama zenginlik bunu yapıyor demek anlamını taşımıyor tabii ki. Bu sadece sosyokültürel seviye arttıkça alerjik hastalıklar bu açıdan önemli. Tabii sanayi sektörü önemli. Yani özellikle çalışan iş ve iş sağlığı açısından bu deri hastalıkları çok önemli bir yer tutar iş sağlığı açısından. Çünkü
Özellikle sanayi ürünlerine karşı gelişen en önemli hastalıklar, birincisi akciğer hastalıkları biliyorsunuz hani en sık görülen. İkincisi de deri hastalıklardır. Mesleki dermatoz diyoruz biz, mesleki deri hastalıkları. Ve mesleki hastalıkların yarısına yakınını mesleki deri hastalıkları oluşturur. Bunların çok artışına neden oluyor. Günümüzde yeni yeni bir takım maddeler kullanılıyor. Özellikle nanoteknolojiyle geliştirilen ürünler. Bunlardan mesela nanoteknolojiyle üretilen bir ürün aynı uyuz hastalığı yapabiliyor. Yeni görülen böyle nanopartiküller uyuza neden olabiliyor mesela. Ve siz ona uyuz bildiğimiz bu parazitin neden olduğu uyuz hastalığının aynısı gibi görebiliyorsunuz. Bu tür ilginç hastalıklar görülüyor. Tabii kimyasalların bazılarının güzel listeler çıkıyor. İşte kanserojen etkili olanlar maddelerde kullanılmasın diye, ama son günlerde popüler oldu biliyorsunuz. Ben içeriğini çok bilmiyorum ama bazı bu izinsiz yani insanın kullanacağı ürünlerde miktarı sınırlandırılmış ürünlerin işte ayakkabı, çanta, giysi de filan kullanılması da deriye direkt temas ettiği için ve deriyle de biraz bizzat birebir temasta olduğu için kanserojen etkilerini deride bizzat gösterebiliyor. Tabii yüzyıllar içinde bu kanser çeşitleri değişiyor. Önceden baca temizleyicilerinde işte skrotum kanseri gibi bir takım kanserler gelişirdi. Şimdi baca temizleyiciliği mesleğe gitti ama onun yerine işte bir takım başka teknolojide çalışan bir sürü insan ve onlarda görülen deri ve diğer organ kanserleri görüldü. Tabii hava kirliliği çok önemli. Biz deriyle hava kirliliğinin çok bir direkt alakasını görmeyiz ama hava kirliliği genellikle seborreik dermatit gibi işte bir takım atopik egzama gibi bir takım hastalıkların, kontak dermatit gibi hastalıkların daha fazla görülmesine neden olabiliyor. Çünkü bunun da şeyi şu, deri her zaman ferah, temiz bir oksijenizasyon istiyor. Yani ideal şartlarında. Bir takım partiküller, sigara dumanı, işte başka hava kirliliği, derin üzerindeki gözenekleri, onun solunum bölgelerini diyelim kabaca, kapatıyor. Orada tahrişe, irritasyona neden oluyor. Bu da hani bünyesel olarak olabilir, belki bir hafif sıkıntınız olabilir. Bunun çok fazla aşırı olmasına neden oluyor. Hocam son olarak programımızın sonlarına geldik. Vücudumuzdaki benler. Biz haber evet. yaptık ama çok kısa bir haberdi. Tabii. Haberin detaylarında ya da bunu çok fazla işleyemedik. Vücudumuzdaki tabii ben her programda bunu söylemekten bir çekince duymuyorum. Her gittiğim ortamda da bunu söylüyorum. Şimdi benlerden korkmayalım. Onları muayene ettirelim sıkıntılı olduğu zaman. Ama bizim ilk önerdiğimiz şey kişinin kendi kendini muayenesi. Yani vücudunuzdan haberdar olun. Bir aynanın karşısına geçin, ayna muayenesini öğrenin. Biz bunlarla ilgili broşürler de dağıtıyoruz. Evet. Neremde ne ben var, onlara bir bakın. Hani yanımda, sağımda, solumda. Sonra bunların şekli, hani yuvarlak, güzel görünüyor, tek renkliyse çok problem yok genellikle. Ama biraz asimetrik, biraz farklı renkler içeriyor veya değişiyor. Bu her zaman risktir. Evet. Bu her zaman risktir. Tabii doğumdan olan, büyük olan benlerde de risk var. Onun haricinde bir ben her zaman bendir. Normal deriden de çok farklı değildir. Biz onları inceleyip bu normal ben dediğimizde zaten çok fazla bir ekstradan risk oluşturmuyor. Ama işin kötü tarafı şu. Bu öldürücü olan melanom dediğimiz deri kanseri bir ben gibi görünerek başlıyor. Küçücük bir ben gibi başlıyor ve daha sonra ilerliyor. İlerleyince iş işten geçiyor fakat küçük bir ben gibi küçükken yakalandığında çok basit bir işlemle bütün sıkıntılardan kurtulunabiliyor. Biz o yüzden bunları nasıl teşhis edebiliriz? Bunları şöyle teşhis edelim. İlk önce insanları uyaralım böyle bir kanser olduğuna, tehlikeli ben dediğimiz hadiseler olduğuna, bunlara bir bakalım. İkincisi bir ben muayenesi nasıl yapılıyor? Bir ben de kötü dediğimiz hadiseler nedir? Renk değişikliği, şekil değişikliği, herhangi başka değişiklik, bunların bildirelim. Ve bunun için de zaman zaman kampanyalarla ücretsiz yaptığımız ve her zaman da örneğin bizim üniversite hastanemizde salı günleri yaptığımız gibi işte sadece ben muayenesini yaptığımız bir poliklinik var. Orada aletlerle inceliyoruz da hani ayrıntılı bir şekilde. Evet. Bilgisayara kaydedip varsa bir değişim
ihtimali onu zaman içinde kıyaslayarak birbiriyle bilgisayarla en ufak bir değişikliği gözden kaçırmadan takip ediyoruz. Bir şüphemiz olduğunda da parça alıp bunu mikroskobik olarak inceliyoruz ve neticesini net bir şekilde söylemeye çalışıyoruz kişilere. Tabii yanlış inanışlar da var. Ben alındığında kötüleşir. Bir ben alındığında hiçbir zaman kötüleşmez. Alındığı anda zaten kötüdür. Ondan sonra işler hep kötüye, daha kötüye gidebilir. Ben ona itiraz etmiyorum. Çünkü ilerlemiş bir melanom vakası, siz biyopsi aldığınızda zaten metastazlar olmuştur. Yani vücuda yayılmıştır ileri bir. O biyopsiyi aldıktan sonra o hastadan hiç iyi bir haber gelmeyebilir. Ben bunu kabul ediyorum. Ama bu demek değil ki yani yarı kötü olan, hafif kötü olan bir ben veyahut iyi olan bir ben alındığı için hiçbir zaman daha kötüye gitmez. Onu söyleyeyim. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz bize için. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Evet sevgili izleyiciler, bir Kayseri gündeminin sonuna geldik. Bugün Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı, aynı zamanda da Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi saygıdeğer hocam Murat Borlu ile birlikteydik. Çok güzel, bilgilendirici bir program olduğuna inanıyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdığım için. Evet sevgili izleyiciler, bir başka Kayseri gündemi programında tekrardan karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.